basın buluşması programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Her seferinde teveccüh gösteriyorsunuz. Kısaca programımızı arz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Rektörümüz Cem Zorlu'nun liderliğinde 3 yıldır üniversitemizde büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşümle ilgili, yapmış olduğumuz faaliyetlerle ilgili kısa bir özet film hazırladık sizler için. Elimizden geldiğince kısa tutmaya çalıştık. Fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Filmimizi izledikten sonra Sayın Rektörümüzün sizlere bir sunumu olacak. Onu izleyeceğiz ve ardından çıkışlarımızı hemen yan taraftan yapacağız. Programımızın sonunda sizlere bir basın kiti de takdim edeceğiz. Bilginiz için arz ediyorum. Basın kitimizin içerisinde bir bültenimiz var. Bültenimizin ilk giriş sayfalarında Sayın Rektörümüzün sunuş yazısı var. O sunuş yazısından yararlanabilirsiniz. Bugün ele alacağımız konuların kapsamlı bir şekilde yazılmış halini orada bulabilirsiniz. Kıymetli basın mensupları. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Işıkları alabiliriz. Başlayabiliriz. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben Feyza, Necmettin Erbakan Üniversitesi PDR Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Halis, Necmettin Erbakan Üniversitesi PDR Bölümü 2021 yılı mezunuyum. Şimdi sizlere Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin son 3 yılda kat ettiği yolu anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Arkanıza yaslanın. Hatırlayın, bir idealimiz, bir hayalimiz olduğunu söylemiştik. İsmini taşımaktan onur duyduğumuz merhum Necmettin Erbakan'ın adına yakışır bir şekilde önce ülkemizde, sonra dünyada marka değeri yüksek, yenilikçi ve dinamik bir üniversite haline gelmek. Bunun için öyle bir çalışalım ki tutkuyla sarıldığımız idealimiz gerçek olsun. Amaçsız, hedefsiz, öylesine yapmış olmak için yapmayalım. Yapılmalı, edilmelilerle, amalarla, fakatlarla vakit kaybetmeyelim. Hamaset mazeret değil, iş üretelim. İlk iş, nerede olduğumuzu gördük. Ama asıl önemlisi kendimize nerede olabileceğimizi sorduk. Aldığımız cevaplar kurduğumuz hayalleri daha da büyüttü. Ve ikinci iş, ortak aklı hakim kılan, performansı önceleyen bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Potansiyelimizi açığa çıkaran karar ve uygulamalarımızla ön açtık, hayallerimiz istikametinde yürüdük. Hayır hayır yürümedik, koştuk. Sorunları dert ettik, davamıza sarıldık. Mazeret değil, çare ürettik. Gayret edermiş gibi, çalışırmış, başarılıymış, severmiş gibi yapmadık. Umurumuzdaymış, dinlermiş, anlarmış gibi, olmamış, duymamış, görmemiş, bilmemiş gibi yapmadık. İlgilenmiş, inanmış, adanmış gibi de yapmadık. Biz mış gibi yapmadık. Biz yaptık, mis gibi yaptık. Neler mi yaptık? Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni dönüştürdük. Hepimiz için daha iyiye ve güzeli, her kulvarda bir iddia ortaya koyan, takip ve takdir edilen, performansı daha yüksek bir Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne dönüştük. Konya EdüTR olan üniversitemizin web adresini Erbakan EdüTR olarak değiştirdik. Logomuzda revizyona giderek kurumsal kimliğimizi yeniden oluşturduk. Web sitelerimizi, kurumsal evraklarımızı baştan aşağı yeniledik. Sosyal medya sayfalarımızı aktifleştirerek aday, aktif ve mezun öğrencilerimizle konuşan, onları dinleyen bir kurum haline geldik. Üniversitemiz fiziki alanlarda dağınık halde bulunan, ömrünü tamamlamış ve bir standardı bulunmayan tabela ve yönlendirmelerimizde güncellemeye gittik. 20 fiziki mekanımızın tabela ve yönlendirmelerini baştan aşağı yeniledik. Kiralık binaları terk ettik. 3 yılda 5.5 milyon TL tasarruf elde ettik. Yeni araç satın almadık, kiralamadık. Makam aracı olarak kullanılan araçları hizmet aracına dönüştürdük. Üniversitemize onlarca laboratuvar, amfi, sınıf, salon, toplantı odası kazandırdık. Yerleşke girişlerimize elektronik turnikeler koyduk, kartlı girişe geçtik. Kameralarımızı yeniledik, daha güvenlikli hale geldik. Bilgi işlem alanında ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kalitesi belgesi aldık. Kendi ekibimizle 1 milyon 500 bin lira değerinde 21 projeyi hayata geçirdik. Konya'daki devlet üniversitelerinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarını kendi geliştirdiğimiz yazılım yardımıyla biz yaptık. Uzaktan eğitim sistemini 7/24 üniversitemize hizmet verebilecek şekilde kendi bünyemize taşıdık. Güçlü bir eğitim ve Ar-Ge için sunucu havuzu işlem gücümüzü 3 kat artırdık. Bilişim sistemlerimizi siber saldırılara karşı koruyacak tedbirler aldık. Üniversitemizin tüm network altyapısını değiştirdik. İnternet hızımızı 1 gigabitten 2 gigabite çıkardık. %100'ü artış sağladık.
İş ve işleyişte bürokratik süreçleri sadeleştirdik. Hizmete doğrudan erişimin önünü açtık. Topluluk sayımızı %26 arttırdık. 115'ten 145'e çıkardık. Topluluk üye sayımızı %109 arttırdık. 7480'den 15640'a çıkardık. Öğrenci toplulukları koordinatörlüğü kurduk. Topluluklarımızın gelişimine yönelik 15 farklı eğitim gerçekleştirdik. Pandemi dönemi için canlı yayın stüdyosu kurduk. Topluluklarımızla 46 program gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk defa üniversite öğrencileri arası online dart ve satranç turnuvası gerçekleştirdik. Sportif faaliyetlerde idari, akademik ve öğrenci ayrımına son verdik. Geleneksel hale gelecek olan Hoş Geldin Pilavı'nı, Kayak Festivali'ni, Şivrilik Festivali'ni, Yunu 101 Festivali'ni ve Geleceğe Mesaj Kapsülü'nü başlattık. Kurumumuza açılan davaları %60 oranında azalttık. Konya, Afyon, Karahisar, Aksaray, Karaman'da yer alan tüm üniversiteler içinde en az dava açılan üniversite haline geldik. Kütüphanelerimizi yeniledik, merkezi kütüphane inşaatına başladık. Yüksek lisans ve doktora tezlerimizi dünyanın en geniş kapsamlı tez veri tabanına dahil ettik. Bugün itibarıyla 197 bin basılı kitaba, 845 bin 220 elektronik kitaba, 46 bin 515 elektronik dergiye, 5 milyon 700 bin teze erişir hale geldik. Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısını 1.2'den 3.46'ya, öğrenci başına düşen elektronik kitap sayısını 0'dan 23'e çıkardık. TSE'den hijyen ve sanitasyon, kalite yönetim ve müşteri memnuniyeti alanlarında 8 belge birden aldık. Sıfır atık belgesini Konya'da alan ilk kamu üniversitesi biz olduk. Yerleşkelerimize 5000 ağaç dikimi gerçekleştirdik. Teknik süreçlerde planlı periyodik bakım yoktu, başlattık. Üniversitemizde ilk defa tüm binalarımızda deprem dayanıklılığı testi yaptık. Yıkımı gereken eski hastane yerleşkemizdeki A ve C bloğu yıktık, yerine park yaptık. Ahmet Keleşoğlu yerleşkemizdeki sosyal tesisin yıkımını tamamladık. 356.917 metrekare olan kapalı alanımızı 83.746 metrekare artırarak 440.663.000 metrekareye çıkardık. 13.183 metrekare alanı kamu kaynaklarıyla, 70.563 metrekare alanı da yönetimimizin girişimleri doğrultusunda hayırseverlerin katkısıyla korumumuza kazandırdık. 2019-2021 yılları arasında mühendislik fakültesi ve laboratuvar bloklarını %85 tamamladık. Diş hekimliği fakültesini, diş hekimliği fakültesi ameliyathanesini, Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesini, Seydişehir Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nu, Veteriner Fakültesini, Ereğli Ziraat Fakültesini, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Polikliniğini, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kantinini, Köyceğiz Yerleşkesi Aydınlatmasını, KYK Yurtlarının Yollarının, Ereğli Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezini, Emine Rasim Çalışkan Uygulama Anaokulu'nu, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesini, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi cephesini tamamladık. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğümüz, Eğitim Planlama İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğümüz, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğümüz, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz, Yazı İşleri Müdürlüğümüz, Spor Müdürlüğümüz, Bakım Onarım Müdürlüğümüz, Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğümüz, Etüt Proje Müdürlüğümüz, Yazılım Otomasyon Müdürlüğümüz, Ağ Teknik Altyapı Müdürlüğümüz, Psikolojik Danışma Merkezimiz, Aile Danışmanlığı Merkezimiz, Yayın Evimiz, Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğümüz, Uluslararasılaşma Koordinatörlüğümüz, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğümüz, Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğümüz, Proje Transfer Ünitesi, sürdürülebilirlik çalışmalarımız, uluslararasılaşma politikamız, vakfımız yoktu. Ama artık varlar ve gücümüze güç katıyorlar. Dikey büyüme politikamıza sadık kalarak akademik birimlerimizde ihtiyacımız olan alanlarda küçük takviyeler yaptık. 2018 yılında 19 olan fakülte sayımız bugün itibariyle 20, 6 olan meslek yüksekokulu sayımız da 8 oldu. Mevcut akademik yapımızda derinleşme ve uzmanlaşma hedefimiz doğrultusunda son 3 yılda 30 yeni program açtık. Program sayımızı toplamda 366'ya çıkardık. 24 olan araştırma uygulama merkezi sayımızı 33'e çıkardık. Türk Müziği Devlet Konservatuvarımız aktif değildi. Mart 2021'de sanat faaliyetlerini başlattık ve 7 ayda 22 konser icra ettik. Sizin için de tadımlık bir resital hazırladık. Buyurun hocam.
Teşekkürler hocam. Nerede kalmıştık? Meram Tıp Fakültesi Hastanemizi 2 ayrı yerleşkede 200 bin metrekare kapalı alanda hizmet verebilecek kapasiteye çıkardık. Yatak kapasitesini 1350'ye yükselterek bölgenin en büyük hastanesi olma özelliğine ulaştık. Hastanemizin web sitesini ve randevu sistemini kullanıcı dostu olarak güncelledik. Çok yakında hizmeti açıyoruz. Bugüne kadar 8315 COVID hastamız hastanemizde şifa buldu. 2019-2021 yılları arasında toplam 2.822.050 hastaya poliklinik, 231.478 hastaya klinik hizmeti sunduk. 2019-2021 yılları arasında toplam 254.293 ameliyat gerçekleştirdik. 4 farklı alanda akreditasyon belgesi aldık. Türkiye'de yüz ve kol nakli yapma ruhsatı olan 2. üniversite hastanesi olduk. Hastanemizin yoğun bakım odalarını, çocuk acil ve servislerini, yeni doğan yoğun bakımını, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini, geleneksel tamamlayıcı tıp merkezini, radyasyon onkolojisi bölümünü, tıbbi cihazlarını, ameliyat setlerini, doku tipleme ve genetik laboratuvarını, sterilizasyon ünitesini, kantinini, havalandırma sistemini, TSE belgelerini yeniledik. 2019-2021 yılları arasında COVID servisine 32 kesit tomografi cihazı, radyoloji servisine tomoterapi cihazı, genel cerrahi servisine laparoskopi sistemi, kadın hastalıkları servisine lazer cihazı, üroloji servisine taş kırma cihazı gibi Türkiye'de sayılı hastanede bulunan 45 milyon TL değerindeki cihazı ve bunların dışında kalan toplamda 100 milyon TL değerindeki cihaz ve cerrahi aleti hastanemize kazandırdık. Diş hekimliği fakültemize sağlık yerleşkemize taşıdık, binamızı son teknoloji cihazlar ve muayene üniteleriyle donattık. Şehrimize pandemi sürecinde kesintisiz hizmet veren tek diş hekimliği fakültesi olduk. Tiretriyaj sistemini, kişiye özel kabin sistemini ilk biz kurduk. Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri arasında kalite belgesi alan ilk fakülte biz olduk. Hasta ünitemiz %58, hasta sayımızı %77 arttırdık. Gezici otobüsümüzde köy köy gezip ağız içi tarama yaptık. Son 2 yılda diş hekimliği uzmanlık sınavında Konya birinciliğini gösterdik. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak dünyadaki ve ülkemizdeki en iyi örnekleri inceledik, üniversitemizi üst sıralara çıkaracak çalışmalar yaptık. Atama yükseltme kriterlerini aşamalı olarak yükselttik. Yayın ve etki değeri açısından Türkiye ve dünya ortalamasının yaklaşık 2 katı üzerinde bir değere ulaştık. Hazırlık sınıfında zorunlu olan haftalık 24 saatlik yabancı dil dersini 30 saate çıkardık. Yüksek lisans girişinde dil puanı şartı koyduk. Yabancı dilde eğitim veren program sayımızı 9'dan 14'e yükselttik. Yaklaşık 10 yıllık tüm bilimsel dergi arşivini açık erişime kazandırdık. 2018 yılında 7 olan dergi sayımızı bugün itibariyle 20'ye çıkardık. Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları'nı Neü Yayınları adıyla yeni bir markaya dönüştürdük. 100'den fazla eseri akademi camiasının hizmetine sunduk. Akademik alanda yaptığımız doğru hamlelerle üniversite sıralamalarında büyük atılımlar gerçekleştirdik. URAF'a göre 2000 yılından sonra kurulmuş 108 üniversite içerisinden 4 sıra yükselerek 9'unculuğa yerleştik. Genel sıralamada 10, devlet üniversiteleri sıralamasında 8 sıra birden yükseldik. Web of Science'a göre 217 üniversite arasında 2018 yılına kıyasla 25 sıra birden yükselerek 33. sırada yer aldık. Türkiye'deki üniversiteler içerisinde US News and World Report'un en iyi küresel üniversiteler sıralamasında 38. The Dünya Üniversiteler sıralamasında 44. sırada yer aldık. Dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden olan Nature ve Science dergilerinde son 3 yılda Türkiye'de yapılan yayınlar içerisinde etki değeri en yüksek yayın yapan üniversite biz olduk. Uluslararası işbirliği, akademi dışı işbirliği ve etki değeri hesaplamalarında son 3 yılda büyük bir performans kaydederek UNICOP bölgesindeki 13 üniversite arasında ilk sıraya yerleştik. Pardon, burayı ağır çekimde bir daha oynatabilir miyiz? Biraz da tane tane okuyabilir miyiz lütfen? Uluslararası işbirliği, akademi dışı işbirliği ve etki değeri hesaplamalarında son 3 yılda büyük bir performans kaydederek UNICOP bölgesindeki 13 üniversite arasında ilk sıraya yerleştik. Akademik performansımıza katkı sunan hocalarımızı unutmadık. Şehrimizde akademik performansı ödüllendiren ilk üniversite olduk. Üniversitemizin ilk sırada tercih edilme oranını 2018 yılına göre %140 artırdık. Uluslararası öğrenci sayımızı 1281'den 1893'e çıkararak 2 katı artış sağladık. İstediğimiz her an senkron uzaktan eğitim verme gücüne ulaştık. Bugüne kadar 10 milyonun üzerinde katılımcıyla 395.223 canlı ders işledik. 2019-2021 yılları arasında bilimsel 21 sempozyum, 7 kongre, 5 konferans ve 13 çalıştay düzenledik. Bunlardan 19 tanesini online olarak gerçekleştirdik. Pandemi döneminde düzenlediğimiz 6 sanal sergiyle bu alanda da ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduk. Eğitim, söyleşi ve panel tarzında çevrimiçi ortamda 1098 etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimizde 145.000 katılımcıyla 1160 saat canlı yayın yaptık. 377.000 ziyaretle ülkemizin en fazla çevrim içi etkinlik düzenleyen üniversitelerinden biri olduk. YouTube hesabımızda 650.000 görüntülemeye, 27.000 saat izlemeye ulaştık. Yüzün üzerinde ikili işbirliğine imza attık. Büyükşehir Belediyesi ile SİHA'da, Selçuklu Belediyesi ile Sanat Akademisi'nde, Karatay Belediyesi ile Sanat Merkezi'nde, Ereğli Belediyesi ile Psikolojik Danışma Merkezi ve Anaokulu'nda, Meran Belediyesi ile MEGA'da güçlerimizi birleştirdik. Toplumsal projelere imza attık.
Organize Sanayi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu projesini, Köyceğiz Yerleşkesi Tematik Peyzaj Düzenlemesini, Mühendislik Fakültesi İnşaatını, Hukuk Fakültesi Binasını, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasını, Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binasını, Merkezi Kütüphaneyi, Köyceğiz Yerleşkesi Camii'ni, Sağlık Araştırma Merkezi'ni, Necmettin Erbakan Müzesi'ni, Gevale Kalesi Kazısını, Listra Antik Kenti Kazısını, üniversitemizin en öncelikli ihtiyaçlarından biri olan spor tesisi yatırımlarını yapıyoruz. Meram Tıp Fakültesi Ek Bina ve Otoparkı'nı, Kongre ve Kültür Merkezi'ni, Ereğli Tarım Hayvancılık Kompleksi'ni, Öğrenci Kooperatifi'ni, Öğrencinin Meramı Projesi'ni, NESE Sosyal Etki Feneri'ni, Necmettin Erbakan Üniversitesi Platform 4.2'yi, Güneş Enerjisi Santrali'ni çalışıyoruz, yapacağız. Ve son olarak, göreve geldiğimizde üniversitemiz bünyesinde elde edilen başarıları ne ününü eseri olarak adlandırmaya başladık. Başarılarımızı her sene arttırdık. 3 yıl içerisinde sayısız başarıya imza atan, işini mis gibi yapan öğrencilerimizi, hocalarımızı ve idari personelimizi gönülden tebrik ediyor. Bizi dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Biz yaptık. Mış gibi değil, mis gibi yaptık.